Siz kazanın ki ben de kazanayım. Kayıt başlamış. İndikatörümüz bu arkadaşlar. Destek direnci gün içinde siz çizemezsiniz ama indikatör çizer. Neleri baz alıyor? Bazı çizgiler Fibonacci. Örneğin bu pivotlar. S1 destekler. R1 dirençlerin başlangıcıdır. Bu mumlar Häkkinen aşıdır. Ortalamayı baz alır. Normal mum tarzına baktığınızda aralarda yeşil mum görebilirsiniz. Bu ortalamayı aldığı için siz şuraya bakın. Sat verdiyse sat devam ediyor. Sen para kazanıyorsan gerisini karıştırma. Boyama mantığıdır. Evet. Yanıltıcıdır. Sen para kazanıyorsan karıştırma. Sat mı dedim. İkinci sat verdi mi? Üçünü hiçbir şey bilmiyorsun. Bir saat değerli. Sat sat onayladı. Sat devam ediyor. RSI'ye bak. Pozisyonu 80'in altındaysa short gir. Sat verdi mi? Short gir. Nereye koyayım yine? Dirence koy. Dirence koy. Long mu gireceksin? Desteğe koy. Desteğe koy burada. Burayı kırdı. Geriye dönüyor. Buraya koy. Long endi. Desteklerden long diyoruz. Dirençlerden short diyoruz. Trend yakala. Bir günlükten başla. Bir haftalığa bakmana gerek yok. Al 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 sat. Aşağı kırmış. Günlük sattaysa. 4 saatlik sattaysa. 1 saatlik sattaysa. Sen tutup da long kovalama desteklerden. Dirençlerden short kovala. Anlatabildim mi? Ya bariz belli bir trend var. Piyasa dönecek. Rüyamda gördüm. Twitter fenomen bunu söyledi. Aksakallı bunu söyledi. Bırak sen gerçek verilere göre hareket et. Günlük sat vermiş. 4 saatlik sat vermiş. Saatlik sat vermiş. Sen neyin longundan bahsediyorsun? Evet haklısın. Saat şu an 20.43. 20.44 olduğunda bir mumu çakar. 5.000 dolar yukarı gider. Bunun garantisini vermiyor. Ama bir trendi görüyorum. Satı görüyorum. Bak aşağı salıyor. Niye ben buradan long diyorum? Düşen bıçağı niye tutmaya çalışıyoruz? Düşen düz. Dön marketini gördüğümüz alım satım defteridir. Hacimdir. RSI'dir. En basitleri bunlardır. Oraya koyarsın long kimini. Bırak düşsün sen para kazan. Long kim? 1-3-5'çiler. Böyle gireyim pat, pat vurayım çıkayım istiyorlar. Biz sattaydık değil mi? Büyükler sattı. O zaman vurkaçları biz nereden yapacağız? Yine short'tan yapacağız. Burada trendler var. Bu trend çizgiler var, dirençler. Buralara gelir, iğneleri atar. Bu çizgiler tesadüfen oluşmamıştır. Daha önceki trendlerdir. Birbirine yakınsa, bir gün bugün anlatayım, bir arkadaşımız indikatör bozuk dedi, bana bu görüntüyü attı. İndikatör bozuk değil. Senin fiyatların bozuk. Şunu böyle yukarı kaldır. Basılı tut, mumları ölç. Bak ne çıktı. Bu mum gitmiş buraya, iğne yatmış, dönmüş. Neden? Çünkü burası bir direnç. O zaman sen short emrini nereye koyacaksın? Pusuya atacaksın. Buraya koyarsın. Buraya koyarsın. Şuraya koyarsın. Daha gelmemiş alan çizgi dirençtir. Altlarsa düşmeyen yer destek. Bak gelmiş burada da buradan ne güzel bir long faydası sağlanmış. Buradan giren prim almış. Ama biz bunu kovalamayacağız. Neyi kovalayacağız? Short kovalayacağız. Günlük 4 saatlik, saatlik short. Kısa yoldan mantık bu şekilde. 1 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık şorta dönüyorsa 1-3'ten sonra sen zaten daha önceden emrini buraya koymuştun. Ben özgür buraya koydum şort emrini ama beni oyuna almıyor ki bu. Almasın. Sana token mi? Buna bak. Günlük seri olsun ama. Bir trend olsun. Zaten hepsi BTC'yi taklit etmiyor mu? Sat sat. Sat. Hadi ya, Sat süper. bir piyasada tepkilere long oynamak mantıklıdır ama ondan daha güzeli de çıkıyorum gibi yapı malı çakmalıdır. Onlar daha karlıdır, daha tatlıdır. Koyarsın dirence short emrini aşağıya çakar. Biliyor Deniz. musun? 100 kişi 100 kişi yukarıya çıksın diye dua ederken sen düşerken sevineceksin ekiple beraber. Çünkü neden? Bak güzel kardeşim burada aldayken spotçularla beraber bu insanları toplamışlar. Bu biraz kötü örnek. Ama buralara geldiğinde şurası kırılıyor gibi olduğunda R2 direnci, Fibonacci. Burada boğa başlamıştır. Boğanın şeyi, boğanın boynuzu, boğa 80-90 yüz. Hani lan boğa? Nerede boğa? Ne zaman BTC bir yükselse, sert hareket yapsa boğa başladı, boğa başladı. Eninde sonunda boğanın şeyini boğanın zararını veriyorlar elimize. Hani nerede boğa? Ben boğa göremiyorum.
Trend şortsa dirençlerden şortlarsın, ekmeğini kazanırsın. O kadar basit bir indikatör. Doğruluk payını ölçmek gerekirse gelin bir daha ölçelim. Sat verdi. İkinci sat onayladı. Sat. Hiçbir şey bilmiyor. 20 IQ'm var. Muzdan başka bir şey de yemiyorum. Aha burası al. Burası al. Şurada dipten giremezsin. Ortadan girdi. Buraya geldi al oldu. Buraya geldi karın bir kısmı gitti. Şuralara vurdu. Direnci kırıyor gibi yaptı. Dönme ihtimaline karşı sen kar stopunu buraya koy. Dirençlerden zor döner değil mi? Bak zaten kıramamış. İhlal etse de buradan dönmüş. Senin kar stopun buralardı. Şurası sat verse bile ya alırsın karı çıkarsın ya da beklersin bu sat ala dönerdi. Burada mı kar? Bak kaymaklı kar. Al al al. Sat sat sat. Al al al. Çak 20x ekmeğini kazan. Bu kadar basit. Terste bıraktığı oluyor mu diye inceledim. Şu anda ben bulamadım. Sen zarar stopunu zaten koyarsan sat sat. Zarar stopunu tam direncin arkasına koyarsan çünkü dirençler zor kırılıyor ya. Şuraya koyarsın %5 diyelim. Yüksek kaldıraçla girdim. Bak buraya kadar inmiş. Kar stopu koyma fırsatı bulmuş. Oldu da ters tepti oyun. Ya bu da yani kul yapımı. Terste bırakmadı şimdiye kadar ama yarın bırakırsa da yani 100 kere kazandırdıysa bir kere de böyle terste bıraktıysa da onda hoş gör. Ne yapıyoruz biz? Tüm kasa basmıyoruz değil mi? Siz açın indikatörü. Sizi nerede terste bırakmış onun tespitini yapın. Ben bulamadım. Şu anda bulamıyorum. Al demiş. İlk mumda girmiyoruz değil mi? İkinci mum zayıfsa niye giriyorsun ki ala zorluyorsun? Zaten piyasa şortta. Sat kovala sen. Sat verdi. Sat sat sat. Bak satlar daha kuvvetli. Görüyorsun değil mi? Olay bu arkadaşlar. Özet geçeyim dedim. Hızlı anlattım. Belki papağan gibi hissediyorum kendimi ama siz defalarca aynı şeyleri duydunuz, bıktınız. Ama olay bu Vallahi kadar basit. bıkmadık hocam ya. Vallahi iyi yani, tam dinle dinle ancak okunuyor. Tamam. Ben de Çok iyi abi. sizden çekiyorum Özkan Hocam. Belki 20 kere anlattım. Siz de Yo, şahit oldunuz. olur mu öyle şey? Ben 1000 kere de anlatırım. Ama orada hep pozitif PNL görmek istiyorum. Yani negatif görmek istemiyorum. Farkındaysanız Güzel son ya. günlerde bir aydır eksi yok neredeyse. Evet. Aynen. Hocam ben Yani 2 gün bu bir önce tesadüf şey değil. yaptım. Ben anlatayım bu arada bunu. Anlatmak istiyorum gerçekten. Ben işte 2 3 bugün 3. günüm sizinle. Yani sizin indikatörünüzü gördükten ve kullanmaya başladıktan sonra, yani satın aldım. Kullanıyorum şu anda. Gayet iyi gidiyor ama daha mantığını iyice anlamaya çalışıyorum. Hatalar yapıyorum tabii. Ufak tefek hatalar yapıyorum. Kendi bildiğim teknik analiz üzerinden onları da tabii, onları da kontrol ederek onların eşliğinde yapmaya çalışıyorum ama ben psikolojik risk faktörlerini biraz kendimde daha çok tabii o konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama indikatörünüz üzerinden sadece hiç düşünmeden, sadece indikatörünüze bakarak 1 saatlik bazda yaptım ve dün ilk karımı attım. Bak, ikinci gün ben kar atmaya başladım. Dün. Ya, dün kazanmaya başladım ben. O yüzden ben bayağı bir şey oldum ya. Hani çok mutluyum ve her harfi benimseyerek dinlemeye çalışıyorum. Kapmaya çalışıyorum yani. Hocam psikolojiden bahsedince benim hemen devreler yanıyor. Eğer konu psikoloji ise basit formülü para kazanıyorsan psikolojin sağlamdır. Çünkü kocan sana kumarbaz demiyordur artık yatırımcı diyordur. İş arkadaşların sana saygı duyuyordur. Çünkü dandik Sony yerine iPhone kullanıyorsundur. Giyimin kuşamın değişmiştir. Saygı duyar. Sen kumarbaz değil artık yatırımcısındır. İşlemlerde psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Ya batarsam, kar elde ettiysen karla işlem yapıyorsundur, rahatsındır. Hele ki bir ekibin vardır, daha da rahatsındır. Traderlar papatya çay içiyor, gülmeyin. Adamlar çok yüksek miktarlarda işlemler yapıyorlar ve anlık. O 1-3-5'çiler. Tık 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 tık. Hani gördünüz mü TradingView'de 1 saniyelik zaman dilimleri var. Mumları gösteriyor. 5 saniyede adam işlem yapıyor. Bunlara özel botlar var. Şimdi o adam başkasının parasını kullanıyor üstelik. Sinir sahibi olur. Orada birileri gelip de Özgür abi ne yapıyorsun, ne diyorsun, ben eksideyim, ne yapıyorsun, telefonla arayıp da evin kapısına ilgilenmezler. Sinir sahibi insanlardır. Streslerde sürekli alkol kullanırlar. O insanlar mesela antidepresan kullanıyor. Papatya çayı içiyor. Ben size gidin şimdi antidepresan için demiyorum.
Ben size daha kolay bir basit yöntemi söylüyorum. Biz başkasının parasıyla işlem yapmıyoruz. Bu konuda rahatız. İki, biz kârdaysak çok rahatız ya. Kâr elde etmişsin, gitse ne olacak diyorsun. Üstelik kârın hepsini de basmıyorsun. O zaman kendine bir özgüvenin geliyor. Şu indikatör diyelim özgür öldü, bir daha güncellenmedi. Sen artık işi öğrenmiş oluyorsun. Kendi indikatörünü çıkartacak seviyeye geliyorsun. Bu konuda da ben destek olurum. Ama sinyal grubu açmayacaksınız. Gidip indikatörü destekleyeceğim ben, elimden geleni yapacağım. Başkalarına pozisyon satmaya çalışırsanız destek olun. Ama de ki bana, ben indikatör çıkartacağım Özgür. Senden çok satarım, daha başarılı olurum. Kimse bu iyiliği yapmaz, ben bu iyiliği yapıyorum. Destek olur musun? Başkasının parasıyla işlem yapmıyoruz. Bu riski almıyoruz. Kendi paramızla zengin olmak varken, eğer beceriyorsak başkasının parasına ihtiyacımız yok mu? Ben o sinyal grubuna giden arkadaşlara şunu sorarım. Bakın elimde güvenecek indikatör yok. Analiz yapamıyorum. Zamanında ben de düştüm. Yakın geçmişte o şey hatayı. Medet umuyorsun, tamam mı? İnsanlar para kazanırken sen kaybederken canın sıkıldı. O da öyle bir vaatte bulunuyor ki sen eksi 10 bin dolardasın. Kasanda 500 dolar kalmış. 10 bin doları kaybetmişsin. Birisi sana şunu vaat ediyor. Gel kardeşim aylık 300 dolar. Kârın %50'sini alırım. Sana mükemmel bir poz veririm. Hep de aynı vaatler. O adam kazansa zaten kendi kazanır. Senin 100 dolarına uğraşmaz. Ve sen ona ikinci mesaj attın da özgür gibi cevap da vermez. Hele ki kaybet seni ekside görsün. Hiç cevap vermez, engeller. O yüzden ekibinin kıymetini bil. Burada Mahmut gibi, Ersin gibi, Eldar Hanım, Ayşenur Hanım gibi yardımsever arkadaşlar var. Hasan abi var mesela. Ben varım. Yani ekibin kıymetini bil. Sinyal gruplarıyla ne bir sinyal grubuna tamah ederiz ne de bir sinyal grubu açarız. Aynen Kendi hocam. kendine yeter ki bir ekibiz. Gerek yok. Psikolojik açıdan da o yüzden rahatız. Parayı kazanıyorsak kral biziz. Aynen. Kaç yaşında insanlarız. Düştük kalktık biliyoruz. Bizler kumarhanenin içindeki yatırımcılarız. Kumarcı olursak kaybedeceğiz çünkü. Aynen doğru söylüyorsunuz. Aynen hocam doğrudur. Çok teşekkürler Her hocam. Bugün token'da işlem yapmayın. konuşmanız için. Evet. Buyurun hocam, pardon. Ses Yok, sona çok geldi. teşekkür ederim derim. Yani yine bugün yordunuz kendinizi bizim için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu benim işim hocam. İnanın yani yorgunluk olsa da tatlı bir yorgunluk. Bir kişiye bile olsa benim faydam dokunduysa bugün de kimse küfür etmedi. Öyle laubali insan da çıkmadı. Ne mutlu bize o zaman. Demek ki bir halta yarıyoruz. Şimdi para kazanma zamanı diyorum o zaman. Herkes işten kovalasın. İndikatör isteyen varsa ben onlara yardımcı olacağım. Ama kendi grubuma geçmem lazım. Özgür hocam Herkese çok anlattığını teşekkür ediyorum. gerçekten çok iyi. Buyurun hocam. Hocam anlatımınız gerçekten çok iyi. Hani az önce dediniz ya IQ'm 20 sadece de muzlayayım. Orada koptum zaten. hocam bazı arkadaşlar var. Hani sözün meclisten dışarı. Öyle biri olsa belli ediyor kendini. Ciddiyim ben, şaşırdım, dalga geçildiğini düşündüm. Yeşilin neden yeşil olduğunu, mavi ile kırmızı sanırım karışınca yeşil mi çıkıyordu? Bu da ilkokul 4'te resim dersinde Maviyle işlenirdi sarı galiba. öğleden sonra. Ha, mavi ile sarı. Keşke bu aklıma gelseydi onu söyleseydim. Neden yeşiller al, neden kırmızılar sat, bunu tartıştık. Tam yarım saatimi yedi. Bir günde 48 tane yarım saat vardır. Ama bana yazan 48 kişi değil. Yüzlerce gereksiz insan yazıyor. Pozisyon açamıyorum. Sizin gibi şanslı değilim. Satabilirsem bu indikatörü satacağım paşalar gibi. Size satamazsam yabancılara satacağıma eminim. Ben Hocam şu ben an zaten onun derdindeyim. sizin özel Evet. grubunuzda değilim. Henüz daha hani işlerim var. Daha başında duramıyorum. Çünkü iş yerindeyken de açtığımda zaten zarar ediyorum. Yani işlerimi biraz hafiflettikten sonra zaten grubunuza gireceğim ben de. Hani çok şey İşte ben de yapamıyorum, sizin gibi. güvenemiyorum şu an. Evet, ben de sizin gibiyim Atakan Bey. Benim de işim bu olduğu için, işlerimle ilgilendiğim için pozisyon takibi yapamıyorum. Gerçekten vakti olan arkadaşlar şanslı. Şu kadarcık Aynen öyle. anlatımda bile güzel paralar kazanabilirsiniz. Başka sorusu olan varsa buyursun lütfen. Yoksa ben oturumu sonlandırayım. Bunu da YouTube'a atayım. Ya cezaevine atarlar beni. Çok kilit cümleler kullandık arada.
Uyarın beni eğer sakıncalı bir cümle görürseniz. Ya da bir ceza yiyeceğim. Hocam Çok bir şükür cezayı ödeyecek gücümüz de var. Sorun değil editleyecek yani. misiniz Şikayet şeyi? eden etsin. Nasıl? Videoyu editlemeden mi atacaksın? Hocam ben editleyebilmem için şu an video yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saat izlemem gerekiyor. Öyle bir Onun vakit de yok. yerine cezayı ödemek daha karlı geliyor bana. Doğrusu. Hocam 2 saat izleyemem ben şimdi kendi söylediklerimi. YouTube'a yükleyeceğim ama söz verildi.